Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Elementor container ile hero bloğu tasarlayacağız. Aslında Elementor'un kütüphanesinde bulunan ücretli bir bloğu size tekrardan normal ücretsiz bir versiyonda nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Hızlıca şurada klasöre tıkladım. Tekrar göstereyim. Ortada bulunan klasöre. Burada kategoriye tıkladım. Buraya hero yazdım. Şurada örnek şunu tasarlayacağım bu videoda. 3 tane resmimiz var. Bunu üç tane konteyner olarak da düşünebilirsiniz. Solda bir de sosyal bağlantılar var. Altta buton vesaire var. tabi bu Pro sürümde içeri aktarabileceğiniz bir blok. Peki bu blok nedir? Yani hero bloğu. Hero bloğu web sitenize giren ziyaretçilerin ilk olarak gördüğü büyük banner diyebiliriz. İlk burada etkileşim başlıyor diyebiliriz. Yani sitenin ana sayfasının en üst kısmı gibi. E, düşünebilirsiniz. Ya da bir hizmet sayfasının en üst kısmı gibi. Burayı kapattım. Hızlıca videomuza geçelim. Konteynerin bir tanesini aldım. Buraya attım. Daha sonra e, ben bunun içine 3 tane konteyner atacağım. Çünkü 3 tane resim var orada. Görsel var. Bir tane konteynerimi atıyorum. Ee, daha sonra bu konteyneri içine e, arka planları resim ekleyelim. bir Düzenleyelim. Konteyneri düzenleye geldim. BİÇAM kısmına geldim. Klasikten e, görselimizi seçelim. Şimdi ben sola hangi görseli koyacağım? Bunu koyacağım diyelim. Seçtim. Daha sonra altta e, bu görselin ayarlarını yapalım. Pozisyonu orta orta dedim. Eki ellemeye gerek yok, tekrarlama yok dedim. Display e, burayı da kapla diyelim. Tamam. Şimdi ben bunu e, çoğaltacağım arkadaşlar. Kopyaladım. Çoğalt dedim. Çoğalt dedim. Şimdi bunun üçü de alt alta geldi ama biz yan yana getirmek istiyoruz. Daha önceki derste size göstermiştim. Şuradan kılavuzu açalım. En üst ana konteynerdayım. E, bu şu an dikey olarak dizilmiş. Diyeceğim ki ben bunu e, yatay olarak diz, yatay olarak dizdim. Buraya geldi. Tamam. Yine en üst konteynerdayım. Burada e, gaps var. Bizim bu boşluğumuzdu. O e, tasarımda arada boşluk yoktu. Ben bunu sıfır yapıyorum. Görseller arasında herhangi bir boşluk olmayacak. Daha sonra şu görsellerimizi tekrardan bir değiştirelim. Ortadaki görsele geldim. biçem kısmına geldim. Buradan e, şunu seçelim. Daha sonra en sağdaki görsele geldim. Bunun zaten görsel ayarlarını yapmıştık. Sadece kopyaladık. En sağdaki konteynerden de görselimizi değiştirelim. Bu arada bu görseller e, yapay zeki arkadaşlar. Tekrardan en üstte konteynere geliyorum. Şimdi ben buna bir yükseklik vereyim. Minimum yükseklik. Daha önce size göstermiştim. Buradaki piksele tıkladım. VH diye bir kısaltma var. View Height. Buna tıklıyorum. Diyorum ki ekranın tamamını kapla. 100 dedim. Tamam. Bu şekilde gayet güzel bir şekilde geldi buraya. İsterseniz tabi tam genişlik yapmayabilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu size kalmış. Daha sonra içerik genişliği var. Yine en üst ana konteynerdayım. Bunu tam genişlik yapıyorum. Şöyle bir bakalım. Ee, en sol ve en sağda birazcık daha boşluğumuz var. Peki neden? Burada bir dolgu var. Dolguyu iptal etmemiz gerekiyor. Yine en üst containerdayız. Gelişmişe tıkladım. Ee, dolgumuz var burada. Buradaki değerleri birbirinden e, ayıracağım. Tıklıyorum ve oturdu ekrana. Bunların hepsi sıfır kalsın. Bakın herhangi bir sağda solda boşluk yok. Daha sonra e, bu görseller çok canlı. Biz bunlara biraz e, kaplama e, cover verebiliriz. İlk konteynere geldim, en soldaki şurada düzenle diyebilirsiniz. Arka plan kaplaması ekleyeceğim. Arka planın aşağısına geldim. Arka plan kaplaması, klasikten rengimizi siyah yapıyorum. Biraz daha karartabilirsiniz tabi, mesela 0.7 gibi ama 5 bırakalım. Daha sonra en sağdaki konteynere geliyorum. Buna da aynı şekilde arka plan kaplaması, klasikten siyah verdim. Ortadakine de yapalım. Ortadaki konteynerdayız. Arka plan kaplaması klasik siyah. Gayet güzel oldu. Şimdi daha sonra ortadaki konteynerımıza ögelerimizi atalım. Tekrardan şuradaki alana tıkladım. Bir başlık ekledim. Ben buraya bir başlık daha ekleyeceğim. Daha sonra bir de buton ekleyelim düğme. Tamam şimdi bunları bir düzenleyelim. En üst e, başlığımızı değiştirelim. E, kahve markası dedim. Siz buraya kendi başlığınızı atabilirsiniz. Ana sayfada yapıyorsanız bunu eee h yapın. Eğer o sayfada başka h1 etiketi yoksa ana başlığınızı e, daima h1 yapın. Sayfada bir adet e, h1 etiketi bulunmak zorunda. Yani SEO için daha önemli. Bir alttaki e, Başlığa gidiyorum ama ben bunu başlığını değiştireceğim. Tıkladım HTML etiketine. E, paragraf diyorum. Bu şekilde ayarladım. Bunlara biraz e, renk verelim. Beyaz yapalım şöyle. Hatta bunu biraz daha açık beyaz şöyle yapabiliriz. Alttakine geldim. biçemden Onu da şu şekilde bir e, ayarlama yaptım. Hatta buraya da şöyle bir e, ufak bir açıklama metni ekleyelim. Tıkladım. İçerik dedim. Şuradan şöyle kopyala yapıştır. Tamam. Bunu ortalıyorum. Ee, kahve markası başlığını da ortalayacağım. Aynı şekilde butonumuzu da ortalayacağım arkadaşlar. Daha sonra bu butona şöyle hızlıca bir tane bir şey ekleyelim. Ee, şöyle bir şey yapalım. Ayrıca bulamayacağım ama işte arka plan rengini verelim. Böyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Geri kaçtı. Şimdi oldu. Şimdi e, biz buraya ögeleri ekledik ama bu ögeler en yukarıda. Bunu nasıl değiştiriyorduk? Buradaki konteynere geleceğim. Bakın başlık burayı kapsayan konteynere geldim. Yerleşime geliyorum. E, dedim ki bunları ortaya al. Bakın bunlar ortaya indi. Şimdi aslında e, şu kılavuzu kapatıyorum. Şöyle bir baktığımız zaman e, istediğimizi büyük ölçüde aldık. Gayet de güzel gözüküyor. E diğer sosyal bağlantılara geçmeden önce bir tablet ve mobiline bakalım buranın. Şimdi duyarlı moddan tablete geldim. Tablette bir sıkışma var mı? Aslında kötü bir sıkışma yok, gayet güzel gözüküyor. O geliyorum. Mobilde eğer bu şekilde kullanmak istiyorsanız yani açılış sayfasını üstte resim, ortada bir alan ve altta resim bu şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir kötü görünüm yok gibi ben olsam nasıl yapardım bunu? En üstteki konteynere gelirdim. Şöyle masa üstüne geçeyim tekrardan. Soldaki konteynere geldim. Gelişmiş dedim. buradan duyarlı diyorum. Bunu mobilde gizle diyorum. En sağdaki konteynere de geldim. Gelişmiş dedim. Duyarlıya geldim. Mobilde gizle diyorum. ben bunu yayınla diyeceğim. Şöyle bir bakalım. Mobile. Mobilde gizledik. Ee, şuradan mobile geçeyim. Bakın e, ortadaki alan yani ortadaki kahve ve boş bir e, masa alanı ana e, görüntü yerine geçti. Diğer görüntüler bakın yok. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. İki farklı seçenek. E, bana kalırsa ben böyle tasarlamak isterdim. Diğer türlü biraz daha e, karışık gelebilir. Mobilimizi de halletmiş olduk. Şöyle e, ekstradan manuel olarak daraltıp Bakabiliriz. E, fena gözükmüyor. Gayet güzel. Tamam. E, e, şimdi sosyal bağlantıları ekleyelim. Burada herhangi bir şey eklemek istemiyorsanız başka. Sosyal bağlantıları. E, şuraya sosyal yazdım. Sosyal simgeler. kılavuzumuzda bir açalım. E, bu en solda gözüküyordu sanırım. Şöyle tekrardan bakalım. E, şuradan hero'ya girdim. Evet solda. En solda bir alan yapmışlar. Orada gözüküyor. Eğer bu sosyal e, bağlantıları mobilde göstermek istemiyorsanız direkt en soldaki konteynere e, atabilirsiniz. Ama ben mobilde de görünmesini istiyorum derseniz e, biraz daha uğraşacağız ona. İlk önce bir sosyal bağlantımızı alalım. İleşen ara dedik. Sosyal simgeler. Buraya attım. Daha sonra geldim buna. E, bu şeyleri ayarlamıyorum. İçerim kısmına geldim. Resmi renkten çıkarmak istiyorum. Özel dedim. Birinci rengi aşağıda geldim. Şeffaf yapıyorum. Şöyle. Tamam. Daha sonra ben bunları dikey sıralayacağım. Şurada sütunlar var. Dedim ki bir. Yani tek sütunda sırala bana. Ayarladı. Böyle en sola da götürebilirsiniz. Ee, daha sonra buna bir arka plan verebilirsiniz. Gelişmişe geldim. Arka plana tıkladım. Klasik. Burada bir kırmızı verdik diyelim şöyle. Ee, yerleşime gelelim bakalım burada işe yarayacak. Evet şu başlaya e, tıklarsanız bu şekilde oluyor. Daha sonra e, buradaki konteynere geldim. Kılavuzdan seçmeniz daha kolay arkadaşlar. Konteynere geldim. Yerleşime geliyorum. E, ben bunu orta dedim. Yani ortala. Güncel ediyorum. Şimdi baktığınız zaman gayet güzel bunu biraz daha sola tabii bitişe bitişik yapabilirsiniz. E bu dolgu ile alakalı. Gayet güzel gözüküyor. Fakat mobile geçtiğim zaman bakalım ne yapacak. Mobilde gözükmüyor. Neden? Çünkü biz mobilde bu alanı iptal ettik. E iptal etmesek bile resmin en üstünde gözükecekti. Kötü gözükecekti. E bu bizim işimize yaramıyor. Peki bunu e, mobilde de daha sağlıklı bir şekilde nasıl gösterebiliriz? Hemen göstereyim. Bu sosyal simgelere burada tıkladım. E, ben bunu direkt ana konteynere atacağım. Şöyle bir üste gönderiyorum. Ana konteynere geldi. Bakın en solda alanını da bozdu. Peki niye bozdu? Çünkü ana konteynerde 3 konteyner var. Bir de sosyal simgeler var. Şimdi biz bu sosyal simgeleri avare moduna alacağız. Sosyal simgeler diyeyim yine. Ee, tıkladım. Hatta şu başlık kısmı böyle kalması da olur. Bunu iptal edebilirsiniz. Ee, burada pozisyonunu değiştireceğiz. Pozisyonunu geldim. Kesin dedim. Kesin demek e, ana konteyner yani bağlı bulunduğu konteynerin içinde herhangi bir şekilde dolaşabilir. Eğer bunu sabit derseniz sabit demek de e, tüm sitenin ekranı içerisinde avara gibi dolaşabilir istediği gibi. Şöyle sabit dedim. En üste çıktı bakın. Dolayısıyla biz bunun pozisyonunu sabit yerine e, kesin olarak bırakacağız. Biraz daha aşağı iniyorum. Burada e, dikey yönlendirme var e, ve kaydırma bölümü var. Burada PX'e tıkladım. Ee, yine View Height'e tıklıyorum. Ben bunu e, el yapacağım. Şöyle bir kılavuzu kapatıp bakalım. Üstü de kapatacağım. Burada biraz e, ortalama sorunu olabilir. Mesela bunu e, 40 mı yapalım? 40 yapalım. 40 olarak kalsın. Bu e, simgeleri biraz küçültelim. Kılavuz e, dedim. Sosyal simgeler. İçem kısmına geldim. E, burada boyutunu... 10 yapalım. 10 da çok küçük oldu. 18 yaptım mesela. Güncellediyorum. Burası güncellendi. Bakın e, buraya da geldi. E, i̇sterseniz buna ikon vurgusu da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. E, grow vesaire de var. Bakın bu şekilde hareket ediyor. Şimdi mobile bakalım. Mobilde de e, bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tabi şurada e, Metin alanını biraz daha içe doğru mobilde e, dolgu verebilirsiniz. Ama gayet güzel gözüküyor. E, bana kalırsa e, bunu mobilde iptal edip direkt e, en soldaki konteynere atamak daha sağlıklı çalışacaktır. Onu söylemek istiyorum. E, tasarımımız bu kadar arkadaşlar. Gayet e, güzel. Tabii ben şimdi, örnek olarak kahve e, markası ya da kahve şirketi için e, tasarım yaptım. Sizin e, daha farklı e, tasarımlarınız tabii ki olabilir. Bununla ilgili e, sormak istediğiniz soru olursa videonun altından sorabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.